Merhabalar. Bugün sizlere NX'in en çok sorulan Circular Array çoğaltma seçeneğinden burada bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Burada halihazırda bir tane deliğime operasyonu yapılmış. Diğerlerine çoğaltma işlemlerini yapacağım ve bunu da Circular Array kısmıyla yapacağım. Operasyonu sağ tuş yaptığınızda Object Transform kısmından çoğaltma işlemlerine ulaşabiliyoruz. Transform'a gelmemle birlikte komutumu bir resetleyip buradan Circular Array özelliğini seçip işlemimi yapacağım. Şimdi benden istediği ilk şey Specify Reference Point, yani operasyonumun olduğu deliğin referans noktası. Dedim ki burası. Specify Array Origin Point dediği de çoğaltacağım silindirin merkez noktası. Şimdi number tarafına geldiğimde de kaç adet işlem yapacağım? Buraya kendisini de kataraktan sayımı yazıyorum. 6 adet olduğunu söylüyorum. Burada da radius olarak merkez noktasından deliğin merkez noktasının mesafesini istiyor aslında. Yani analiz tabuna gelip burayı ölçme yaptığımda point ile diyorum ki bunun merkezinden delik merkezim 38 milimetreymiş. Okey diyorum. Geliyorum buraya da radius olarak 38 yazıyorum. Şimdi Starting Angle'da, şimdi X yönünden baktığımda parçaya burayı sıfır olarak vereceğim. Çünkü operasyonum bu alanda. Tam sıfırda. Increment Angle'da şunu yapacağız hızlı bir şekilde. 360 bölü kaç adet deliğimiz var? 6 yazmamla birlikte. Buradan copy deyip operasyonları kopyalayabilirsiniz. Fakat yapmış olduğunuz kopya işlemleri orijinalle bir şey değiştirdiğinizde kopyalara yansımaz. Ama instance'la çoğaltırsanız bu işlemi, orijinalle ne değiştirirseniz diğer bütün deliklere de aynısı yansımakta. Show result dememle birlikte de bakın. Bu şekilde circular array çoğaltma özelliğini kullanabiliyoruz. Buraya da instance olarak eklememi yapmaktadır. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.